Evet, yine Yeşilyurt köyünden ikinci videomu çekmeye karar verdim. Şimdi Aleksandr Çek bazen söylerdi, seyyah olup şu alemi gezmeli, bir dost bulamadım, gün akşam oldu diye. Şimdi bazen bu türkünün kıtası aklıma gelince, şimdi bazen seyyah olup hakikaten de bu coğrafyayı bazen de gezmeli de. Şimdi birinci videoyu çektim. Şimdi ikinci videoyu çekerken de aklıma da çok şeyler geldi. Ya şimdi insan hayatı öyle bir şey ki, yani bazısı bir ömrünü bir deniz kenarında geçiriyor. Bazısı bir ömrünü bir apartman içinde geçiriyor. Bazısı da bir ömrünü bir doğada geçiriyor. Köyde geçiriyor ondan sonra. Bu herkese göre farklı anlam ifade ediyor. Hayat herkese başka bir şey soruyor. Yani İbni Haldun coğrafya bir kaderdir diyor ya. İnsanın hakikaten doğup büyümesi, yaşadığı coğrafyada bir kader yani. Kimisi doğuda dünyaya geliyor. Kimisi batıda, kimisi kuzeyde, kimisi güneyde. Şimdi Türkiye'nin coğrafyasının her tarafı da ayrı bir güzellik. Bunu da kabul etmek lazım. Şimdi buraya geçenlerde ben basını da takip ediyorum. Buraya işte turlar düzenleniyor. Bu coğrafya tanıtılmaya çalışıyor. Belki de eksik kalıyor. Bizim bu coğrafyanın içerisinde sıkışmış kalmış aslında çok güzelliklerimiz var. Efendim ne var derseniz, Yazılı Kanyonumuz var. Efendime söyleyeyim. Adadamız var. Gerek kasımlar gerek kesme yönünde de tarihi eserlerimiz var. Sütçüler'de keza yine öyle. Efendime söyleyeyim. Burada da var yine. Yeşilyurt köyünde de Asar Kalesi var. Efendime söyleyeyim. Burada bu akarsuların olması, yani onların bu topraklarda doğması, akması, bu bölgeye hayat vermesi bambaşka bir şey. Yani bu doğa öyle bir şey ki, bu akarsular hem insanları mutlu ediyor, hem ağaçları yeşertiyor, hem balık yetişme açısından insanlara bir veli nimet sunuyor. Böyle çok güzel şeyler var. Yazılı Kanyonu'nda bayağı bir saatlik bir yürüyüş, tırmanış yolu var. Burası artık önceden pek anlamlı değildi ama manidar değildi de, günümüzde artık nüfusla çoğaldıkça, insanlar şehirden bıktıkça böyle yere doğru kaçış yapmaya çalışıyor. Sütçüler'de bungalov evlerimiz var. Sütçüler coğrafyasını izlemek için. Oradan Sütçüler'e bakıp bir çay içmek, o da bambaşka bir keyif. Şimdi ben bazen düşünüyorum ki keşke bu coğrafyalar iyi anlatılsa, iyi tanıtılsa. Bu önemli. İnsan cahil olduğu şeye düşmanlık besler. Bilmediği şeylere karşı her zaman bir tavır alır, bir cephe alır. Ondan sonra onun önüne dikilir. İnsan, yani gerek doğa da olsun, insan da olsun böyledir ya. İnsan anlaşıldığı an, anlam bulunduğu an daha da güzelleşir diye düşünüyorum. Ben hep hayata böyle baktım. İnsanı böyle düşündüm. Yaptığım işleri de böyle düşündüm. Yani bu hep sis perdelerin cehaleti, sis perdesini kaldıralım. İnsanlara anlatalım. Bir şeyi ikna edelim, inandıralım. Çok insan bana şunu da söyledi. Ya abi, Yeşilyurt köyünü senden gerçekten çok iyi çektin. O bölgeyi de sen gerçekten iyi tanıttık. Ben her bölgeyi iyi tanıtıyorum. Yani zaman zaman, geçenlerde de kışın geldim. Çok yeri gezdim. Video çekemedim ama görüntüledim. Şarjım yetmediği için. Ondan sonra o şekilde oldu. Panikledim tabii. Bugün buraya geldim işte. Buraları çekiyorum. Ama burada da güzel mesajlarımız olsun ya. Ondan sonra. Burada hep beraber aslında biraz uyanışa geçsek, böyle sahip çıkılsa bu memleketin her tarafı, ayrı bir güzellik. Şimdi şehirlerde gidiyorsun, ben İstanbul'da bir çam ağacının dibinde, bir fidanın dibinde piknik yaptığımızı biliyorum. O da bana çok ağır gelmişti. Yani biz bu şu memlekete baksana ya, şu güzelliğin içinde büyümüş, şu coğrafyanın, bakın şu coğrafyanın içindeki bir memlekete yetişmiş adamın, sen bir fidanın dibinde piknik yapmayı bana herhalde zor anlatırsın, beni zor ikna edersin. O biraz da şeyime itmişti, yani böyle ağrıma itti. Dedim ya, bir coğrafyada yaşamış insan olarak, yani bu bakın ne haldeyiz diye. Buralar güzel memleket ya. Bu memleketlerin kıymeti bilinmeli. Burada kıymetli hocalarımız da geliyor. Bu memleketi turlarla anlatıyorlar. Burayı doğu, şey de var burada. Yani bakın Kovada Gölü var. Orada apayrı bir güzellik ya. İnsanlar geliyor o coğrafya. Ama orası biraz kirlendi. Kovada Gölü bazen kaymaklaşıyor. O artık bitki türlerinin diplerini tutması orayı da başka bir hale getiriyor. Bazen ben
görüyorum böyle su şey, denizlerde şey temizleme aracı denizi. Keşke öyle bir makineler de oralara gelse, oraları temizlense, bakım olsa da insanlara o şeyler sunulsa yani, o nimetler. İnsanlar gelse, dinlense. Kova'da falan ne bileyim ya, gerek bahar olsun, gerek sonbahar olsun. İnsanların orayı gelmesi, fotoğraf çekilmesi. Geçen gün böyle birkaç tane belgesel de çekmişler. İzledim de çok da keyif aldım. Güzel bir memleket ya. Buralara geliyorlar. Şimdi tabii coğrafya, her coğrafya insana ayrı bir imkan sunar. Yani şimdi Akdeniz coğrafyası, mesela Antalya'daki su insana farklı bir şey söyler. Bu coğrafyadaki orman insana farklı bir nimet sunar. Yani farklı bir şey söyler. Şimdi bura hava almak için, ruhen dinlenmek için. Ben burayı çok önemsiyorum. Mesela adam şehri, maraton bir hayat. Yani ne bileyim işte, her gün aynı işi yapıyorsun. Aynı çizgide git gel, git gel, git gel. Bunun adı yaşamak. Bunun adı işte hayatını kazanmak, idame ettirmek, gelecek sağlamak. Bana bazen anlamsız geliyor, ters geliyor. Ne bileyim ben. Şimdi bakıyorsun, işte buraya geleceksin, insan dinleniyorsun ya. Şöyle ormanı görmek. Bir ormanın bak şu anda ağaç sallanıyor ve ağaçın, ormanın yüzümü böyle şey, rüzgarın yüzümü yalaması, oksijeni çekmem bile beni bir iş yapıyor ya. Vücutumu, ciğerimi tazeliyor ya. Oksijen almamı değiştiriyor bak. Ondan sonra. Onun için bazen ben burayı çekiyorum, anlatıyorum da işte bakın şöyle de geliyor. Coğrafya, buralar başka bir memleket ya. Benim gönlüm arzu ediyor ki bu memleketin anlatılsın ya. Yani yerel basınları buraları iyi anlatsın. Buraların eksiğini iyi anlatsın, yazsın, çizsin. Sana bir şey söyleyeyim. Bazen felsefeci diyor ki uyuyun ama uyuyakalmayın. Yani benim gönlüm arzu ediyor ki uyuyalım ama uyuyup kalmayalım. En şeysi, kötüsü de uyuyup kalmak. Bilemiyorum, bazen ben kendi kendime soruyorum da aklıma da böyle şeyler geliyor. Bu memleketin her tarafında Toroslar'da ayrı bir güzellik. Şimdi Isparta'nın 12 tane falan ilçesi var. O ilçesi başka bir şey söylüyor. Aksu'yla Sütçüler coğrafyası insana başka bir şey söylüyor. Gerek soğuk suları, gerek orman havası, her şeysi. Bu coğrafya insana başka bir şey söylüyor. Şimdi ovaya bakıyorsun. Ova da verimli bir toprak tabii. Ova da olmasa o da olmaz. Burası olmasa bu da olmaz. Mesela 3 Yıldız Çeşmesi. Yolculuk yapıyorsun. Otel üzerinde duruyorsun. Gurbete 10 saatlik bir yolculuğun var. 12 saatlik bir su içiyorsun. Su dolduruyorsun. Elini yüzünü yıkıyorsun. O deredeki şırıltıyı dinliyorsun. Orada bir ruhi gıda alarak da otobüse binip yolculuğuna devam ediyorsun. Bu memleketlerde böyle karlı dağları böyle gidiyorsun. Dibinde böyle mesela kar suyu içiyorsun. İçtiğin zaman kar suyu ağzına geliyor. Temmuz ayında geliyor. Ve insan kendi kendine böyle konuştukça, istişare yaptıkça Allah Allah diyesin geliyor. O dağlar, o karın şeyini, o sudaki güzelliği saklayıp sana şifa olarak sunuyor ya. Onu yani lezzetini bozmadan kar suyu. O da çok enteresan bir şey. Şimdi buraları çekerken de bu Taşınbaşı'na Kaya Mahallesi'ne geliyorum. Bu videoyu çekerken de yüksekten her tarafı çekmek için de böyle şey oluyor. Şu ormana bile baksana ya. İşte orman ya. Ne kadar güzel. Geliyor işte. Ondan sonra. Yani buralar güzel memleket. Yani daha öncelerde birkaç seferde gevezelik yaptım, söyledim. Karacaoğlan'ın ağaç dersem gönüllenme, kırmızı gül ağaçtandır diyor. Yani ağacın önemi hakikaten çok büyük. Ağaç, ağaç ya, her şeyin ağaç ya. Bazen bir ağacı insanı koklayası geliyor ya. Bir katanın kokusunu evinde bir mobilya yapıp bir kokasın geliyor. Dolabın olması gerekiyor. Olması şeyinde bir kokasın geliyor. Böyle bir şey. Şimdi ben bu videomda da daha 2 dakika gibi bir sürem var. Bu Sütçüler bölgesinin coğrafyası bence biraz tanıtılmalı. Efendim söyleyeyim. Buralar anlatılmalı ya. Yani bir insan okursun, yazarsın, kitabın olur, koyarsın. Her şeyi kendin bilirsin ama bunlara benim gönlüm rıza göstermiyor ya. Ondan sonra bunları diğer gönüllerle buluşturmak, anlatmak. Ondan sonra bu önemli. Şimdi benim bayağı çok takipçilerim var. Sağ olsunlar. Beni bakıyorlar, izliyorlar, tıklıyorlar, bakıyorlar. Çünkü çok insanda bazı şeyleri bulamıyorlar. Hasret oldukları, aradıkları şeyleri bulamıyorlar. İnsanlar gönlen ruhen bir şeyler arıyor. Onları anlamak lazım. Gerekiyor ki hem anlayacaksın, anlamanın neticesini de anlatacaksın. İşte biz bu coğrafyada aslında çoğu zaman yaptığımız işler de bunlar. Bunlar olması gerekiyor. Hani işte şair de dediği gibi insanlığı anlamayan insanla bir şey anlatamaz. İnsanı da anlamak, coğrafyayı da anlamak gerektiğini düşünüyorum. Valla güzel memleket ya. Şuraya baksana ya. İşte o geldim, burada çekeceğim. Şimdi burada ayrılacağım.
Buraya özel her geldiğinde bu kayaya üşenmeden tırmanırım buraya. Bu kaya mahallesine gelirim. Şu coğrafyada bunları çekerim. Isparta'ya dönüşte sizlere yayımlar. Bunlar da büyük bir keyif alıyor. Bu hobi olarak kullanıyor. Benim aslında bir işim var. Yaptığım bir işim var. Bir görevim var. Ondan sonra. Onun dışında boş bulduğum zamanlarımı bu şekilde kültürel dünyaya gönül vermiş bir insan olarak da buraları anlatıp yazıp çizip sizlere takdim ediyor sunuyorum. Bu da ayrı bir gönül güzelliği. İş dünyamdan gelen bir hadise. Her zaman böyle bir şey. İşte herkesin, her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Her ondan sonra herkesin bir dünyası var. Biz de bu perspektiften, bu açıdan böyle buraları ayna tutalım, anlatalım ki bunlar şey yapsın, anlamlı hale gelsin, manidar hale gelsin. Efendim şimdi aslında çok konuşulacak, anlatılacak o kadar şey var ki, o kadar güzellik var ki. Hangi birini anlatsak bilemiyorum. Bu coğrafyanın çok anlatılacak şeyleri var. Yani tüm her köyün ayrı bir güzelliği, ayrı bir doğası, akarsuyu var. Efendim söyleyeyim. Benim videom doldu. Zorlaşmasın diye de videomu yayınlamakta. Burada kapatmak istiyorum. Yine bu Yeşilyurt köyünden tüm sütçüler, her tarafı, bizi dinleyen gurbetçiler, yurt dışı ve veya yurt dışı insanlarımız, hepsine burada sevgi, saygı, hürmetlerimi de sunuyorum. Efendim söyleyeyim. Bizleri buradan izliyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Teşekkürüz onlara da efendim söyleyeyim. Ondan sonra onlara da işte şükranlarımı sunuyorum diyeyim. Öyle diyeyim. Gönül borcunu şükran. O gönül borcunu takdim edelim, sunalım. Ve videomuzu burada sonlandıralım. Yeşilyurt köyünden hepiniz umutlu ve mutlu kalın. Hoşça kalın.